Hazır olun. Kahkaha tuzağına düşeceksiniz. Deadpool 2 izleyiciyi kahkahalara boğmak için geri döndü ve bu sefer mizahın dozunu daha da artırmış durumda. Deadpool 2 tıpkı ilk film gibi mizah konusunda bonkör davranıyor. Film izleyiciyi güldürmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor ve her sahnede yeni bir espriyle karşımıza çıkıyor. Kara mizah, göndermeler, meta espriler hepsinden bolca var. Film, mizahın her türünü kullanarak izleyiciyi sürekli şaşırtıyor ve güldürüyor. Deadpool sürekli bizi, yani seyirciyi, filmin içine çekiyor. Bu, filmin en büyük cazibelerinden biri. Deadpool'un seyirciyle kurduğu bu doğrudan ilişki, filmi diğer süper kahraman filmlerinden ayırıyor. Bu da filmi interaktif bir deneyime dönüştürüyor. Seyirci Deadpool'un her an ne yapacağını merakla bekliyor ve bu da filmi daha heyecanlı hale getiriyor. Bazı espriler biraz bayat gibi olsa da genel olarak film kahkaha dolu. Deadpool 2, mizahın sınırlarını zorlayarak izleyiciyi sürekli güldürmeyi başarıyor. Özellikle popüler kültüre yaptığı göndermeler çok başarılı. Film, güncel olaylara ve popüler kültür ikonlarına yaptığı göndermelerle izleyiciyi sürekli güldürüyor. Deadpool'u bu kadar sevimli kılan şeylerden biri de bu öz farkındalığı. Kendi filminin bir karakteri olduğunu biliyor ve bunu sürekli yüzümüze vuruyor. Bu filmin mizahını daha da güçlendiriyor. Kendi filminin bir karakteri olduğunu biliyor ve bunu sürekli yüzümüze vuruyor. Bu da absürt mizahın dozunu artırıyor. Deadpool'un bu öz farkındalığı, filmi diğer süper kahraman filmlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri. Bu da absürt mizahın dozunu artırıyor. Film, absürt mizahı ustalıkla kullanarak izleyiciyi sürekli güldürüyor ve şaşırtıyor. Filmin bu yönünü ben çok başarılı buldum. Absürt mizah, filmin en güçlü yanlarından biri ve izleyiciyi sürekli güldürmeyi başarıyor. Ancak her espri güldürmüyor tabii ki. Bazı şakalar biraz zorlanmış gibi. Yine de genel olarak film izleyiciyi güldürmeyi başarıyor. Bazı şakalar biraz zorlanmış gibi. Ancak bu durum filmin genel mizah anlayışını etkilemiyor. Deadpool 2, mizahın her türünü kullanarak izleyiciyi sürekli güldürmeyi başarıyor. Yine de Deadpool 2'nin mizah anlayışı genel olarak başarılı. Film izleyiciyi sürekli güldürmeyi başarıyor ve bu da filmin en güçlü yanlarından biri. Seyirciyi sık sık güldürmeyi başarıyor. Deadpool 2, mizahın sınırlarını zorlayarak izleyiciyi sürekli güldürmeyi başarıyor. Bu da filmin en güçlü yanlarından biri bence. Deadpool 2, mizahın her türünü kullanarak izleyiciyi sürekli güldürmeyi başarıyor ve bu da filmi diğer süper kahraman filmlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri. Kırmızı takım elbiseli kahramanımız bu sefer sadece kahkaha ve aksiyonla kalmıyor. Deadpool'un maceraları her zamanki gibi bolca mizah ve aksiyon içeriyor. Ancak bu sefer hikaye çok daha derin bir boyut kazanıyor. Deadpool 2'nin merkezinde Deadpool'un duygusal bir yolculuğu da var. Bu yolculuk onun içsel çatışmalarını ve kişisel gelişimini gözler önüne seriyor. Bu yolculukta Deadpool, özveri ve fedakarlık gibi kavramlarla yüzleşiyor. Kendi çıkarlarını bir kenara bırakıp, başkaları için neler yapabileceğini keşfetmeye başlıyor. Ailesini kaybeden Deadpool, derin bir acı yaşıyor. Bu kayıp, onun hayatında büyük bir dönüm noktası oluyor ve onu daha önce hiç hissetmediği duygularla baş başa bırakıyor. Bu acı, onun daha önce hiç deneyimlemediği duygularla yüzleşmesine sebep oluyor. Deadpool, bu süreçte kendini yeniden tanımaya başlıyor ve içsel bir dönüşüm geçiriyor. Film boyunca Deadpool, bencillikten uzaklaşarak başkaları için fedakarlık yapmayı öğreniyor. Bu fedakarlıklar, onun karakter gelişiminde önemli bir rol oynuyor ve onu daha olgun bir birey haline getiriyor. Bu da onun karakter gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Deadpool'un bu yolculuğu, izleyicilere onun sadece bir anti kahraman olmadığını, aynı zamanda derin ve karmaşık bir karakter olduğunu gösteriyor. Elbette, Deadpool hala o bildiğimiz sarkastik ve esprili anti kahraman. Mizah anlayışı ve alaycı tavırlarıyla izleyicileri güldürmeye devam ediyor. Ancak bu sefer daha derin bir katman kazanıyor. Onun bu yeni yönü, izleyicilere daha önce hiç görmedikleri bir Deadpool sunuyor. Seyirci olarak biz, Deadpool'un zırhının altındaki kırılganlığı görmeye başlıyoruz. Bu kırılganlık, onun insan yanını ortaya çıkarıyor ve izleyicilerle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor. Bu da onunla daha güçlü bir bağ kurmamızı sağlıyor. Deadpool'un bu yeni yönü, izleyicilere onunla empati kurma fırsatı veriyor ve onu daha da sevilebilir kılıyor. Deadpool 2, kahramanlık ve fedakarlık gibi evrensel temalara da değiniyor. Bu temalar, filmin derinliğini artırıyor ve izleyicilere düşündürücü mesajlar veriyor. Bu da filmi sadece bir süper kahraman filminden daha fazlası yapıyor. Deadpool 2, mizah ve aksiyonun ötesine geçerek, izleyicilere duygusal ve düşündürücü bir deneyim sunuyor. Aksiyon dolu bir hüsran mı desek? Deadpool 2, aksiyon sahneleriyle büyük beklentiler yaratmıştı. Ancak Deadpool 2'nin en büyük hayal kırıklıklarından biri de aksiyon sahneleri oldu. İlk filmdeki enerjik ve yaratıcı sahneler, bu sefer yerini daha sıradan ve klişe sahnelere bıraktı. İlk filmdeki yaratıcı ve dinamik sahnelerin yerini, bu sefer daha sıradan ve klişe sahneleri almış. Özellikle, Deadpool'un ölümsüzlük gücünü kullanarak yaptığı yaratıcı hamleler, bu filmde neredeyse hiç yok. Özellikle final dövüşü oldukça zayıf kalmış. İlk filmdeki heyecan verici ve sürükleyici final sahnesi, bu filmde yerini daha az etkileyici bir sonuca bırakmış.
yönetmen değişikliğinin bu durumda etkili olduğunu düşünüyorum. Tim Miller'ın yerine gelen David Leitch, aksiyon sahnelerinde aynı başarıyı yakalayamamış gibi görünüyor. İlk filmin yönetmeni Tim Miller'ın aksiyon sahnelerindeki başarısını bu filmde göremiyoruz. Tim Miller, aksiyon sahnelerini daha yaratıcı ve enerjik bir şekilde sunmuştu. Aksiyon sahneleri yeterince koreografik değil ve görsel efektler de sönük kalmış. Bu da izleyicinin beklentilerini karşılamıyor. Deadpool'un süper güçleri ve dövüş yetenekleri de yeterince kullanılmamış. İlk filmde bu yetenekler daha etkileyici ve yaratıcı bir şekilde sergilenmişti. İlk filmde Deadpool'un ölümsüzlük gücünü kullandığı çok yaratıcı sahneler vardı. Bu sahneler filmin en unutulmaz anlarından bazılarıydı. Bu filmde ise bu tür sahneler oldukça az. Deadpool'un ölümsüzlük gücünü kullanarak yaptığı yaratıcı hamleler neredeyse hiç yok. Aksiyon sahnelerinin zayıf kalması filmin genel temposunu da olumsuz etkiliyor. Bu da izleyicinin filmden aldığı keyfi azaltıyor. Deadpool 2, mizah ve duygusallığı başarılı bir şekilde harmanlıyor. Ancak aksiyon sahnelerindeki zayıflık filmin genel kalitesini düşürüyor. Ancak aksiyon sahnelerindeki zayıflık filmin potansiyelinin altında kalmasına sebep oluyor. Deadpool 2, mizah ve karakter gelişimi açısından başarılı olsa da aksiyon sahnelerindeki eksiklikler nedeniyle tam anlamıyla parlayamıyor. Deadpool 2, kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip. Ancak yan karakterlerin çoğu yeterince derinlik kazanma fırsatı bulamamış. Cable gibi potansiyeli olan bir karakter bile klişe bir geçmiş hikayesine sahip. Domino karakteri ise sadece şanslı olmaktan öteye gidemiyor. Yan karakterlerin sığ kalması filmin duygusal etkisini de azaltıyor. Deadpool ile yan karakterler arasındaki ilişkiler de yüzeysel kalmış. Örneğin Deadpool ile Cable arasındaki baba-oğul ilişkisi yeterince işlenmemiş. Yan karakterlerin daha iyi yazılmış olması filmin çok daha etkileyici olmasını sağlayabilirdi. Deadpool 2, eğlenceli ve komik bir film. Ancak yan karakterlerin zayıflığı, filmin kalıcılığını azaltan unsurlardan biri. Deadpool 2, genel olarak eğlenceli bir film. Mizah anlayışı, ilk filmin başarısını yakalıyor. Ryan Reynolds, Deadpool rolünde yine döktürüyor. Ancak film, unutulmaz bir deneyim sunmaktan uzak. Aksiyon sahnelerinin zayıflığı ve yan karakterlerin sığ kalması, filmin potansiyelinin altında kalmasına sebep oluyor. İlk filmin tazeliği ve yaratıcılığı, bu filmde yerini daha formülik bir yapıya bırakmış. Yine de Deadpool hayranları filmi büyük ihtimalle sevecektir. Bolca kahkaha, aksiyon ve Deadpool'un kendine özgü mizahı filmi keyifli bir hale getiriyor. Ancak ilk filmin yarattığı etkiyi yaratmayı başaramıyor. Deadpool 2, izleyicinin yüzünde bir gülümseme bırakıyor. Ancak bu gülümseme sinema salonundan çıktıktan sonra uzun süre kalıcı olmuyor. Son soru, Deadpool 2, iyi bir devam filmi mi? Bu sorunun cevabı biraz karışık. Bir yandan, ilk filmin mizah anlayışını ve Deadpool'un sevimli çılgınlığını başarıyla devam ettiriyor. Ryan Reynolds, rolüne olan hakimiyetini bir kez daha kanıtlıyor. Ancak diğer yandan, film bazı konularda beklentileri karşılayamıyor. Aksiyon sahneleri yeterince etkileyici değil ve yan karakterler sığ kalmış. İlk filmin tazeliği ve yaratıcılığı, bu filmde yerini daha formülik bir yapıya bırakmış. Sonuç olarak, Deadpool 2, eğlenceli bir süper kahraman filmi. Ancak unutulmaz bir deneyim sunmaktan uzak. İyi bir devam filmi olma potansiyeline sahipken, bazı eksiklikleri nedeniyle bu potansiyeline tam olarak ulaşamıyor.